Mutlu akşamlar, takvimler 16 Mart 2018 Cuma'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz, TV2 Akşam Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız, hayatın gerçeklerini paylaşacağız. Bu akşamda yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Akşam bültenine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum 6. olan il kongresine katıldı. Burada önemli açıklamalar yaptı. Gündeminde hem Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı vardı, hem de Avrupa vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli açıklamalarıyla bültenimiz hızlıca başlıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Erzurum'daydı. Recep Tayyip Erdoğan, siz saygıdeğer Erzurumlu hemşehrilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da ilk olarak Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın cenazesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Rabbim Afrin'in fethini yakın kılsın. Bu müjde yakındır," dedi. Adım adım artık haygirdik, haygiriyoruz Afrin'e. Sizin dualarınız, gayretleriniz, bu inancınız var ya, evet Allah, hepsine yeter. İnşallah bu işi biz dünya bitireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra partisinin 6. olağan il kongresine katıldı ve konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Avrupa Parlamentosu'nun Afrin'den çekilin önerisine sert çıktı ve "aklınızı kendinize saklayın," dedi. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosu'ndan meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar. Bu doğru değil diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. Erdoğan Pensilvanya'ya da seslendi. Erzurum'dan çıktın diyen Erdoğan, Pensilvanya'da ne işin var diye sordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok şöyle devletmiş, böyle de. FETÖ neredesin? Pensilvanya'da. Ya sen Erzurum'dan çıktın, ta Pensilvanya'da ne işin var ya? Erdoğan konuşmasında "sen artık dönsen bile seni dadaşlar buraya sokmaz," dedi. Artık zaten seni Erzurum toprakları da kabul etmez. Şimdi Pensilvanya'da arkasında George var. Onlara güveniyor. Ne yaparsan yap, seni er veya geç orası da kabul etmeyecek. Oradan da kovacaklar seni. Yine kaçacak delik arayacaksın. Çünkü sen ihanet ettin. Ümmeti böldün. Milleti parçaladın. Beddualar sana yeter. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Erzurum İl Kongresi'ne katıldı dedik. Takvim yaprakları 24 Mart'ı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da gerçekleştirilecek İl Kongresi'ne katılacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu Teşkilatı'nda, ilçe kongreleri ise bugün Aybastı'da yapılan seçimli genel kurulla sona erdi. Aybastı'da mevcut başkan Fazlı Eren yeniden ilçe başkanı seçildi. AK Parti uzun süredir Ordu'nun ilçelerinde sürdürdüğü kongrelerinin finalini Aybastı ilçesinde gerçekleştirdi. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Aybastı ilçesinde bulunan özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen Aybastı 6. olan ilçe kongresi ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Aybastı ilçe başkanı Fazlı Eren gerçekleştirdi. Başkan Eren 15 Temmuz gecesi meydana gelen hain darbe girişiminden bu yana yaşanan süreci anlattı. Göreve geldiğimiz günden bu yana 4 yıllık süre içinde sizlerin gönülden desteklediğini yüklendiğimiz ağır sorumluluğu eksiksiz yerine getirmenin gayret içerisinde olduk. 15 Temmuz direnişi sadece hain FETÖ teröristlerine değil, onların arkasındaki emperyalist güçlere de unutamayacakları bir mesaj oldu.
Milletçe özgürlüğümüzü, cumhuriyetimizi, bayrağımızı ve vatanımızı, namusumuz gibi koruma kararlılığımızı dünyaya bir kez daha duyurmuş olduk. Ardından sahneye çıkan isim Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar oldu. Başkan Gündoğar, belediye tarafından ilçeye kazandırılan yatırımları anlattı. 9 yılda değerli hemşehrilerim, değerli vekillerim, il başkanım, ilçe belediyesi olarak 90 kilometre beton yol yaptık. 8 milyon adet parke yol döşedik. 21 mahallemizin 16 tanesine düğün salonu yaptık. Bu bölgede ilk defa 3 tane hanımla lokaliyle ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Hayvan pazarını yaptık. Geçen dönem mezbahanemiz kapatılmıştı, şu an hizmet veriyor. Kızılot yaylasına yerel imkanı alıp bir lira kredi çekmeden 3 trilyonluk 3 tane gölet yaptık. Perşembe yaylasını bir hatırlayalım. Biz göreve geldiğimizde bir adet parke taşı yoktu. Yağmur yağdığında çamur, açtığında toz. Ama bugün elhamdülillah caddelerinde rahat gezilebilir, iş yerlerinde en üst düzey insanlarımızı ağlayabilecek bir konuma geldik. Başkan Gündoğar, uzun süredir yapımı devam eden Fatsa-Aybastı yolu ve Aybastı-Gölköy yolu ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Çevre yolumuz uzun bir hikaye. Önceki dönem milletvekillerimiz, işçi milletvekillerimizin emeği var. Yaklaşık 40 trilyonluk bir kamulaştırma. %80 anlaşıldı, %20 mahkeme süreci Mayıs sonu Haziran gibi de bitecek. İnşallah bu sene çevre yoluna kazma vurulacak. Aybastı Reşadiye arası 49 kilometrelik yolumuz paket ihaleydi. 15 kilometresi bitti, çalışmalar devam ediyor. Şu an bizim milletvekillerimizden beklentimiz Aybastı olarak Aybastı Kabataş arasındaki kamulaştırma devam ediyor. Bu konuda hızlandırmasını bekliyoruz. Gündoğar'ın ardından kürsüye çıkan isim Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz oldu. Aslında Perşembe yaylasında şu oldu, bu oldu. Araya fitne girdi, fesat girdi. Geçeceğiz onları. Onları böyle bir yaşanmış ya da yaşanmamış olarak adletmek yerine o döneme ilişkin değerlendirmeler hem zaman hem kamuoyu en iyi şekilde yapacaktır. Yılmaz'ın ardından AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı kürsüye çıktı ve AK Parti hükümetinin Ordu'ya kazandırdıklarını aktardı. 2001 yılına kadar seçimle, demokrasiyle yönetildiğini iddia eden bir süreç ile 14 yıllık bir süreci mukayese ettiğimizde şunu görüyoruz. Biz 2001 yılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ters yüz ettik. O gün itibariyle artık millet ile yürüyen bir halife olduk. Bundan sonra ne oldu? Ne oldu? Başımıza gelmeyen kalmadı. En arkasında ol. Bu davanın içindeysen, insanların yapmış olduğu dualardan hep senin hanene bir şeyler gelir. Bu mesele sen ben meselesi değil, ülke meselesi, millet meselesi. Cumhurbaşkanımız nasıl ki Türkiye siyasetini, dünya siyasetini yönlendiriyorsa, bu salonda olan arkadaşlar da Aybastı'daki siyaseti yönlendirmekle görevli kardeşlerimizdir. 24 Mart'ta ilk kongremiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla tüm Aybastı hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Yapılan konuşmaların ardından kongrede geçiş döneminin faaliyet raporu ve bütçesi okundu. Tek liste olarak girilen seçimlerde beyaz listeyle seçime giren mevcut başkan Fazlı Eren güven tazeledi. Aybastı ilçesinde yapılan kongre ile birlikte ilçelerde sancılı ve kavgalı bir süreci geride bırakan AK Parti'de gözler 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım göreceği Ordu 6. olan il kongresine çevrildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'dansa yerel basına müjde niteliğinde bir haber geldi. Eseyan yerel radyo ve televizyonlara uydu konusunda bir müjdeyi hükümetin yakında açıklayacağını söyledi. Başkan vekillerine öncelikle burada teşekkür etmek istiyorum. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Eseyan buradaki konuşmasında yerel basına müjde niteliğinde bir haber verdi. Milletvekili Markar Eseyan, yerel radyo ve televizyonlara uydu konusunda bir müjdeyi hükümetimiz yakında açıklayacak dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, uydu yayınına çıkılmasındaki yüksek fiyatlardan bahsedildiğini, bu konuda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla kurul oluşturulduğuna da dikkat çekti. Yerel televizyon ve televizyonların uyduya çıkarken eşit şartlarda bu imkandan yararlanması için önemli bir çalışma yapıldığını aktaran Eseyan,
Bu konudaki çalışmalar nihayete erecek ve bu konudaki sıkıntılar fiyat yüksekliği noktasında da bir müjde yakında yerel medya kuruluşlarına verilecek. Yani yerel radyo ve televizyonlara uydu konusunda bir müjdeyi hükümetimiz yakında açıklayacak. Genel kurulda grup önerilerinin ardından vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanunun görüşmelerine geçildi. Büyükşehir Ordu'da nüfus her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak araç sayısında da artış yaşanıyor. Daha önce GSFB, TS gibi plakaların dağıtıldığı Ordu'da üçlü plaka dönemine geçildi. Artık araç sahipleri istek doğrultusunda noter huzurunda üçlü plaka satın alabilecek. Ordu'nun 30. büyük şehri olarak kayıtlara geçen Ordu'da buna paralel olarak kişi sayısının artmasıyla birlikte araç sayısında da her geçen gün artış yaşanmakta. GS, FB ve TS plakalarının dağıtıldığı Ordu'da üçlü rakam ve üçlü plaka dönemine geçildi. Artık araç sahipleri kendi istekleri doğrultusunda ABB ile başlayan üçlü harf ve rakamlardan oluşan plakaları noterlerden temin edebilecek. Konu hakkında Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, TV52 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle araç satış ve devir işlemlerini noterlere devrettik. Bu işlemler noterler tarafından yapılıyor. Bu plaka işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından noterlerin havuzuna tahsis ediliyor. Müdür Garip, 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden çıkan araç devir işlemleriyle birlikte artık noterlerin plaka vermede yetkili olduğunu söyledi. Şu anda ilimizde üçlü rakam, üçlü harf şeklinde verilmeye devam ediyor. Bu tamamen noterler işlemleri noterler tarafından yapılıyor. Vatandaşlarımızın satış ve devir işlemlerinde direkt noterlere müracaat ettiklerinde noterler de tüm işlemlerini yapıp oradan ayrılıyorlar. Altınordu ilçesi Durugöl İlköğretim Okulu'nda önemli bir proje hayata geçirildi. Torunuma Masallar Projesi. Proje kapsamında çocuklarla onlara hikaye anlatmak isteyenler arasında köprü kurulacak. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahmet Cemal Maden Huzur Evi işbirliğiyle hayata geçirilen Torunuma Masallar Projesi kapsamında 60 yaş üstü dede ve nineler anaokullarını ziyaret edip çocuklara masal ve hikayeler anlatıyor. Durugöl İlköğretim Okulu ana sınıfında uygulanan Torunuma Masallar Projesi kapsamında dedeler ve nineler torunlarına hem masal okuyor hem de kültürel değerleri öğretiyor. Dedelerin torunlarıyla kaynaşmasının amaçlandığı projede minik öğrencilerin teknolojiye bağımlılığının önlenmesi, kültürel değerlere önem verilmesi hedefleniyor. Annesi pasta börek hazırlamış. Proje kapsamında okula gelen dedeler ve nineler kapıda karşılandı, alkışlarla sınıfa girdi. Kimi hikaye anlattı, kimi ise duygulu türküler söyledi. İşten yok demişler, beyninde tüy çok demişler. Çocuklarsa dede ve ninelerine çiçek verip kağıttan madalya taktı. Sınıfımızda sosyal sorumluluk projesi başlattık. Ordu Cemal Maden Huzur Evi ile birlikte ortak bir proje gerçekleştirdik. Projemizin adı Torunuma Masallar. Projemizde haftanın belirli günlerinde projede yer alacak olan büyüklerimizden, dedelerimizden, nenelerimizden gönüllü olan kişiler sınıfımıza gelecekler ve sınıfımızda çocuklarımıza masallar anlatacaklar. Sınıfın takip vermemiz gereken özelliklerden biri olan toplumsal değerleri, toplumsal yaşam içindeki paylaşmayı öğretmek amaçlandığı için proje çok hoşuma gitti ve projeyle başlayarak bu noktaya getirdik. Ben tekrar öğretmenime teşekkür ediyorum. Ben proje beni çok duygulandırdı. Bugün ben de kendimi çocuk gibi hissettim. Ben böyle bir projeye içinde olmaktan mutluluk duydum. Ben tekrar emeği geçen velilerime, öğretmenime teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Çocukluğuma geri döndüm. Ne güzel yaşlarla çocukların buluşması. Çok mutlu oldum gerçekten. Her şey için teşekkür ediyoruz.
dedelerimiz, nenelerimiz yine sınıfımıza yine gelsin. Dedelerimiz, nenelerimiz sınıfa bir daha gelsin. Çok güzel bir gündü, çok mutlu olduk. Dedelerimiz sınıfa yine gelsin. Nenelerimize gidelim. Karadeniz'de özellikle fındığa alternatif ürün olarak dikkat çeken kivi ile ilgili bir haberle devam edeceğiz. Kivide talep var ama ürün yok. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, üretilen kivilerin bırakın yurt dışına iç pazara dahi yetmediğini anlattı. Ordu Kivi ve Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, üretilen kivinin talebi karşılamadığını aktardı. Uzunlar, ülke dışından kivi almak isteyenlerin olduğunu ancak kivi üretiminin iç pazara dahi yetmediğini belirtti. Şimdi şöyle, Türkiye'nin bir kere kiviye ihtiyacı var, bu kesin. Ve %60'larda şu an, 60-65 civarlarında, tabii bu tahmini bir rakam. Kivi üretimi iç pazarda yetmiyor. Yetmediğinin sebepleri de ülke dışından kivi almak isteyen alıcılar var. Biraz daha bizi arıyorlar. Diyorlar bize işte şu kadar kivi verin. Biz elimizde zaten kivi olmadığı için verme şansımız yok. Veremeyiz, iç piyasaya yetemeyiz. Yusuf Uzunlar, kivide üretimin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtirken kivi havzalarının tespit edilmesi gerektiğini ise ifade etti. Bununla ilgili tabii ki çalışma yapılması lazım. Kivi havzalarının tespit edilmesi lazım. Türkiye genelinde de tespit edilmesi lazım işin doğrusu. Çünkü kivi hakikaten C vitamini olarak dolu, C vitamini dolu olan bir meyve. İşte bir kilo narinci yiyeceğinize bir kivinin kafidir deniyor. Ordu'da yaklaşık 500 dönümden fazla arazinin olduğunu söyleyen Uzunlar, 500 dönümlük yere kivi dikildiği takdirde Ordu'ya sıcak para girmiş olacağını belirtti ve yetkililere seslenerek destek olunması gerektiğini ifade etti. Bizim üreticilerimiz de hakikaten Ordu ile bunu üzerine basa basa söyleyeyim, yaklaşık 500 dönümden fazla arazi olduğunu tahmin ediyoruz. Yani 500 dönüm yere kivi dikilirse Ordu'ya gerçekten güzel bir sıcak para girmiş olur. Ekonomiye katkıda bulunmuş olur. Katma değerli de katmada bulunmuş olur. Tabii fındık olayı malumunuz hepimizin bildiği bir konu. Fındık fiyatı gitgide geriye düşüyor. Üreticilerin de paraya ihtiyacı olması vesilesiyle kiviye bir yönlendirme var. Onun için bu konuda eğer az önce ifade ettiğim gibi Büyükşehir Belediye'mizin yetkilileri ve Tarım Gıda Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün yetkilileri bu üreticilere destek verirlerse Ordu'da kivi yavaş yavaş daha iyi yayılır. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım ve Süleyman Felek caddelerinin bir bölümünün yayalaştırılması projesi kapsamında Böbül Deresi üzerinde inşa edilen köprünün çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında iki yakayı birbirine bağlayacak köprünün panel kirişleri monte edilmeye başlandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde şehir yaşamını zenginleştirmek amacıyla sürdürülen yayalaştırma çalışmaları devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Bülbül Deresi üzerinde bulunan ve Şarkiye ile Bucak mahallelerini birbirine bağlayacak köprüde çalışmalarda sona erildi. İlk etapta altyapı çalışmaları yapılarak fore kazık çakılan köprünün gro beton imalatı ve başlık kiriş imalatı tamamlandı. İmalatı tamamlanan panel kirişleri bugün getirilerek monte edilmeye başlandı. Kirişlerin monte edilmesiyle birlikte köprünün fiziki görünümü de ortaya çıkmaya başladı. Kirişlerin montesinin bitmesinin ardından üzerine beton dökümü yapılacak. Şarkiye Mahallesi ile Bucak Mahallesi'ni birbirine bağlayacak köprü tamamlandığında Altınordu ilçesi yeni bir meydana kavuşmuş olacak.
Altınordu Belediyesi, Altınordu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu okul kütüphanesine kitap bağışı yaptı. Hayatın en önemli zenginliği eğitim. Altınordu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri yaptıkları çalışmayla okul içerisinde bir kütüphane oluşturdu. Altınordu Belediyesi'nde eğitim ve öğretime verdiği destekler doğrultusunda oluşturulan bu kütüphaneye ortaokul seviyesinde roman, hikaye ve çeşitli alanlardan oluşan kitaplar bağışlandı. Altınordu Belediyesi tarafından bağışlanan kitapların teslimini ise Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş gerçekleştirdi. Kitapların kütüphaneye teslim edilmesi için Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, burada öğrencilerle bir araya geldi. Eğitime her alanda destek verdiklerini ifade etti. Evet, inşallah bugün 160 adet kitabı bu vitrinlere koyacaklar ama o yeterli değil, farkındayız. İhtiyaç duyulduğu zaman yine inşallah takviye etmek üzere biz de varız ama diğer kurum kuruluşlardan da elde edilecek olan takviyelerle beraber tabii eğitimin beyni olan kütüphanelerin hareketli olmasını ve kullanışlı olacak şekilde de kütüphanenin dolu olmasını arzu ediyoruz. Tekintaş tarafından yapılan kitap takdiminin ardından konuşan Altınordu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Burhan Bilgin, katkılarından dolayı Başkan Tekintaş'a teşekkür etti. Her ne zaman istek, randevu istesek hiçbir zaman bizi boş çevirmedi. Çok yoğun olsa bile muhakkak 5-10 dakikalığına da olsa her zaman görüşme fırsatımız oldu. Aynı zamanda İmam Hatip Lisesi mezunu ağabeyimiz her zaman bize yardımcı oldu. Bu konuda da elimizin boş dönmeyeceğini biliyorduk. Mesaiden fırsat bulduğu zamanlarda okul ziyaretlerine de devam eden Başkan Tekintaş, bu kapsamda Yalçın Çelebi Anaokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerle buluştu. Burada sınıfları tek tek dolaşan Başkan Tekintaş, çocuklarla sohbet ederek keyifli bir zaman geçirdi. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye binasındaki dükkanların 5-6 Nisan tarihinde yeniden ihaleye çıkacağını açıkladı. Fatsa Belediyesi, yeni hizmet binasında kalan dükkanları ihaleye çıkarıyor. Konuyla ilgili açıklama Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'dan geldi. Yeni belediye binası inşaatında zemin katta 12 tane dükkanın olduğunu ifade eden Başkan Anlayan, daha önceki ihalelerde, biz bu dükkanlarımızdan 3 tanesini satmıştık. Geriye kalan 9 tane dükkanımızın yeniden satışa çıkarıyoruz dedi. Yeni belediye binamızdaki dükkanlarımızı yeniden ihaleye çıkıyoruz. Malum yeni belediye binamızın inşaatında zemin katta, kaleli katta 12 tane dükkanımız var idi. Daha önceki ihalelerimizde bunun 3 tanesini satmıştık. Şimdi geri kalan 9 tane dükkanımızın yeniden satışına çıkıyoruz. Başkan Anlayan ihale tarihini ise 5-6 Nisan olarak açıkladı. 5 ve 6 Nisan tarihlerinde de ihalelerimiz var. Belediyemizden de her türlü bilgi öncesinden alabilir ve bu ihaleye katılabilirler. Yeni belediye binamızdan dükkan almak isteyen bütün hemşehrilerimizi bir defa daha ifade ediyorum. 5 ve 6 Nisan'daki ihalemize davet ediyoruz. Yine Fatsa'dan bir haberle devam ediyoruz. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'a Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe de eşlik etti. Ziyarette ilk konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Yani seçim bu, yani herkes bu işe talip oluyor. Sonuçta sandıktan bir kişi ya da bir yönetim çıkacak. Yani kardeşane bir şekilde kararlı. Evet, çok güzel bir seçim. İyi güzel şekilde yönetmeye çalışacağız. Fatsa Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan ise Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'a nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Afrin şehitleri anısına Perşembe Yaylası Sıraç mevkiinde fidan dikimi yapıldı. Program Aybastı Kaymakamlığı, Aybastı Belediye Başkanlığı ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirildi. Aybastı Kaymakamlığı ve Aybastı Belediye Başkanlığı ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortaklığında fidan dikimi gerçekleştirildi. Afrin şehitleri anısına Perşembe Yaylası Sıraç mevkiinde fidan dikimi yapıldı. Evet, bu memleket Anadolu'nun her tarafı metrekaresi şehit kanlarıyla yoğrulmuş. Bin yıl önce atalarımız buraya gelip Anadolu'yu bizlere yurt vatan etmiş. Benim 10 belirgin emniği de şu an Perşembe Yaylası Kümbet Menderes'e ne olduğu bölgede Mikser o zaman danışmanlarının başkenti iken buralar Trabzon'un Pontus Devleti'ne ait iken Mikser'den 10 bin ordu, kişinin ordusu da çıkıp bize buraya yurt vatan etmek için 6 bin şehit vermiş ve 6 bin şehidin yaptığı topraklardayız. Gerçekleştirilen programa Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar başta olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi. Başarılı bir gelecek için biz bir ekibiz projesi dahilinde. Daire yatırımı kapsamında bugün bu vatanda bu toprakları bize vatan edinen bugün burada bu şanlı bu al bayrak altında bu ezan sesleri altında rahatlıkla huzurla yaşamamızı sağlamak için canlarını vermiş olan olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla da Mevlid-i Şerif okutuldu. Ordu Altın Ordu Orta Camii'nde düzenlenen Mevlid programında şehitlerimiz dualarla anıldı. Bedeller üstüne yığılsa taşlar, yığılsa taşlar, şehitler ölmez kardeş, şehitler ölmez sırdaş, şehitler ölmez. Ordu Valiliği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Ordu Altın Ordu Orta Camii diye de anılan Atik İbrahim Paşa Camii'nde cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif'i okutuldu. Şüphesiz şehitler, Çanakkale ve bütün şehitlerimiz Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlamız'ın buyurduğu gibi وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَارُ وَلَا كِلَّا تَشْفَرُونَ Sizler şehitlere ölüler demeyin, onlar diridirler, siz fark edemezsiniz, anlayamazsınız, kavrayamazsınız buyuruyor. Allah adı düzenlenen Mevlüt programına Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Garnizon Komutanı Tolunay Başar, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz ve vatandaşlar katıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları kaydetti. Çanakkale zaferi köklü bir milletin, asil bir halkın yedi düvele diz çöktüren mücadelesidir. Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale zaferi, vatan topraklarımızı savunmak ve korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimizin anılması bakımından önemli ve anlamlı bir gündür. Türk milleti tarihin varoluşu süreci içerisinde tarih yazan değil, tarih yapan bir millettir. İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan Türk milleti bundan tam 103 yıl önce de Çanakkale geçilmez nidasıyla tarihin akışını değiştirmiş, tarihe yeni bir yön tayin etmiştir. Bir güneşler
haberle birlikte TV2 akşam bülteninin sonuna geldik. Biraz sonra spor ve ekonomi haberleri sizlerle olacak. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sunar. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 1108 lira, gram altın 165 lira 14 kuruş, çeyrek altın 269 lira 68 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince euro 4 lira 81 kuruştan, dolarsa 3 lira 92 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 117.234 puandan işlem gördü. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sundu. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Sezona Lüleburgaz Spor'da başlayan fakat buradaki görevinden ayrılan Ozay Atbin, İstanbulspor Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arnavut Belediyespor ile anlaşmıştı. Maradona Hüseyin olarak belirtilen Hüseyin Köse'nin ekibinden kopmayan Atbin, devre arasındaki yeni adresi ise Orduspor olmuştu. Türkiye'nin İran'da forma giyen ilk futbolcusu unvanını elinde bulunduran Lüleburgazlı Ozay Atbin, Eti Lisesi gençlik maçının ardından sosyal medyada görevi bıraktığını duyurdu. Görevi bırakmasıyla ilgili Özay Atbin şu açıklamaları yaptı. Tüm sevdiklerim ve sevenlerime bildirimdir. Devre arasında göreve başladığım ve büyük bir şevk, onur ve gururla antrenör olarak hizmet ettiğim Ordu Spor Kulübü'nden sadece özel hayatım için verdiğim bir karar doğrultusunda teknik sorumlum Hüseyin Köse ve değerli Ordu Spor Başkanı ve Yönetim Kurulu'ndan affımı ve iznimi isteyerek ayrılmış bulunmaktayım. Teknik heyetteki hocalarıma, futbolcu kardeşlerime ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkürü borç bilirim. Büyük cefakar Ordu Spor taraftarına ayrı bir muhabbet ve sevgiyle şükranlarımı sunuyorum. Bana olan sevgileri ve desteklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Siz en güzeline layıksınız, cefakar Ordu Spor taraftarı. İnşallah bu zor zamanlar geçecek, şehrin gerçek markası Ordu Spor, ait olduğu lige dönecektir. Sevgi ve saygılarımla. Geçtiğimiz hafta sahasında 24 Anagold Erzincanspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Yeni Orduspor'da teknik direktör Cahit Terzi gözetiminde hazırlıklar sürüyor. Karşılaşmadan bir gün önce Van'a gidecek olan Yeni Orduspor'da tek sevindirici haber cezalıların dönmesi olacak. Şampiyonluk hesapları yaparken playoff'un dışarısında kalan mor beyaz siyahlı ekipte Kerim Bölük, Tuncay Fındıkçı, Burak Keskin ve Mustafa Kayabaşı'nın cezaları bitti. Anadolu Bağcılar karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Kerim Bölük aldığı bir maçlık cezasını geçen hafta tamamlarken ikinci sarı kartla oyundan atılan Tuncay Fındıkçı ve sınırda olarak dördüncü kartlarını gören Burak Keskin ve Mustafa Kayabaşı da cezalarını tamamladı. Tartışılan teknik direktör Cahit Terzi'nin nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği ise merak ediliyor. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.